Alisan Bey, Alisan Karasanoğlu böyle yazıyorlar, çiziyorlar, iftira dolu yayınları yapıyorlar. Sonradan da manşetlerinden tekzip yayınlamak zorunda kalıyorlar demişti. Şimdi hemen o bahsettiği manşeti ben buldum. Bugün hakikaten Bir Gün Gazetesi'ni arkadaşlarım da ekrana getireceklerdir, Bir Gün Gazetesi'ni. Şimdi bu gazeteyi de zaman zaman bu programımızda gündem yapıyoruz, konuşuyoruz. Hakikaten de attığı başlıklar tamam doğru olsa can kurban. Yani muhalefet etmenin bir seviyesi olur. Muhalefet başka bir şeydir. Muhalefetin bir saygınlığı vardır. Ve doğru olduğu sürece, içi dolu olduğu sürece buna saygı duymak gerekiyor. Eleştiriye kulak vermek gerekiyor. Bundan da kimsenin korktuğu yok zaten. Ancak hakikaten muhalefet değil, tamamen çamur at izi kalsın tarzı bir çizgide gittikleri için arkadaşlar ne olmuş? Bugün böyle gide gide yargı tokadına, yargı duvarına toslamışlar. Ve bu defa manşette düzeltme ve cevap başlığını görüyoruz. İki tane haberi, birisi Serhat Albayrak'ın açtığı dava sonucu 6 Temmuz 2018 tarihli nüshada bu gazetede yer alan 1. ve 6. sayfadaki halkın tadı yok, onlara kıyak çok ve damadın vakfı vergiden muaf gibi yalana dayalı haberlerden dolayı mahkeme kararıyla bunu yayımlamak zorunda kalmış Serhat Albayrak imzasıyla. Bir diğeri de yine Mehmet Özhaseki, Şehircilik Bakanı'ydı daha önce. Onun açtığı dava sonucu 6 Temmuz 2018'de yine bu gazete 1. ve 7. sayfalarında benzer haberde şehir hastanesinin içine eczane açılıyor başlığıyla yayınlanan haberlerle ilgili olarak iftira ve yalana dayalı haberler olduğu için yargı bunları mahkum etmiş ve aynı şekilde 1. sayfadan bunları yayımlamak zorunda kalmış. Hemen yanında editör de yazmış. Biz bunu mecburen yayımlıyoruz ama siz de iyi okuyun diye not düşmüş. Alisan Bey, siz bir hukukçusunuz. Bu davalarla da çok uğraşıyorsunuz. Ne dersiniz? Şimdi ben tabii önce editörün açıklamasını okudum. Hı hı. Diyor ki yanda mahkeme kararı gereği zorunlu olarak cezası ağır olduğu için yayınlamak zorunda kaldık. Ama bunları bir cevap olarak görür müsünüz, görmez misiniz? Takdirinize bırakıyorum diyor. Ben de ondan sonra açıklamaları okudum. Gerçekten birinci sayfadaki bu açıklamalardan çok net bir şeyler anlaşılmıyor. Arkada bir de devamı var bu açıklamaların iç sayfada. Orada daha net olarak anlaşılıyor. Serhat Albayrak'a ne demişler? Efendim, Nun Vakıfları diye bir vakıf kurdum. Bu vergiden muaf, paralar cebe gidiyor. Ya vakıf içinde paralar nasıl cebe gider? Serhat Albayrak'ın avukatı da diyor ki 275 tane böyle vakıf var Türkiye genelinde. Herhangi bir şekilde kendi cebine insanlar, iş adamları, hayırsever insanlar, kendi ceplerine veya kendi zimmetlerine herhangi bir şey geçirmeyi boş verin. Ceplerinden para harcayarak bu vakıfları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani diyor ki bilindiği üzere kanuni şartları sağlayan tüm vakıflar, şimdi Serhat Bey'in Bir Gün'e gönderdiği açıklamada ki bir hepsini değil, bir kısa bir bölüm okuyorum. Diyor ki vergi muafiyetinden yararlanmaktadır. Hali hazırda vergiden muaf tutulan toplam 275 vakıf bulunmaktadır. Bunların içerisinde belki de Atatürkçü Düşünce Derneği var. Çağdaş Yaşam, evet, Derneği vesaire vesaire, hepsi var. Var. Çok hepsi önemli. Var. Bakın bu detay çok güzel mesela. Evet. Bu husus Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde de teyit edilebilecek bir bilgidir. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasına girdiğiniz zaman bu 275 vakfı görebilirsiniz zaten. Ama diyor hal böyleyken Bir Gün Gazetesi kasten iftira içeren haber yapmayı tercih ederek toplum nezdinde Serhat Albayrak hakkında olumsuz bir algı yaratmaya çalışmıştır. Mesela haberlerden birisi bu. Yani 275 tane vakıf vergiden muaf mıdır değil midir? Eğer aksi bir iddiaları varsa hemen koysunlar. Ben de onların avukatlığını yapayım. Yani 275 tane vakıfın tamamı Serhat Albayrak'a aitse veya Serhat Albayrak ve şürekası
diyebileceğimiz şekilde akrabası vesaire aynı mantıkta hareket eden insanlara aitse 275 vakfın tamamı, tamam haklısınız diyelim bir güne. Ama onun içinde diğer solak dernekler de varsa, vakıflar da varsa o zaman yaptıkları şey terbiyesizliktir. Geçelim ikinci açıklamaya, tekzibe. O açıklamada da gene ilk sayfada herhangi bir şekilde net olarak bir evvelki habere cevap mahiyetinde bir şey yok gibiydi. Herhalde dedik Mehmet Özhaseki de lafı taça atmış, topu taça atmış, lafı çevirmiş esas konuya gelmemiş. Çünkü esas konu şuydu, efendim Bakan Bey'in kızı Kayseri'deki yeni yapılacak hastanede, hastanenin içinde plan değiştirilerek bir eczane açılması sağlanmış. O eczanede Bakan Bey'in kızına tahsis edilmiş. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? O tarihte de ben merak etmiştim. Çevreye sormuştum. Var mı böyle bir şey diye. Valla biz de bir şey duymadık. Buradaki şehir hastanesi daha henüz öyle eczane mezane konulacak şekilde bir noktaya gelmedi dediler. E şimdi burada açıklamanın devamından okuyoruz ki Bakan Bey'in kızı 15 yıllık eczacı bir kere. Yani efendim diploma oradan buradan diploma kiralayarak bir eczane açma peşinde değiller. 15 yıldır zaten eczacı. Yani bu ne demektir? Eczacılık fakültesi bildiğim kadarıyla 5 yıl olması lazım. AK Parti iktidara gelmeden 4 yıl önce eczacılık fakültesine girmiş bir bayandan bahsediyoruz. Ondan sonra fakülteyi bitirmiş. Fakülteyi bitirdikten sonra da eczacılığa başlamış. 15 yıllık da eczacı. Fakat esas önemlisi ben o şehir hastanesinde herhangi bir şekilde eczane açmak için bir faaliyetim yok, girişimim yok. Ben devlet hastanesinin orada eczanemi açmışım, yürütüyorum. Bundan sonra da değiştirme niyetinde değilim diyor. Şimdi burada ne düşer bir güne? Bırakın ya tekzibi meksibi, mahkemeyi boş verin ya. Bir insan, bir vicdanlı insan, bir vicdanlı gazeteci, objektif bir gazeteci ne der? Ya özür dileriz de. Ne bu? Düzeltme ve cevap. Neymiş düzeltme ve cevap? Özür dileriz de. De ki ya yanlış haber yapmışız. Birisi dolduruşa getirmiş bizi. Haksızlığa meydan vermişiz. Bu şekilde bir şey deseler belki kendilerine daha da saygı... Tam aksine editörden cevap mıdır değil midir bu, bakın mahkemeler onların ellerinde ya. Mahkemeler onların ellerinde olduğu için biz bunları yayınlamak zorunda kalıyoruz. Yoksa yüksek cezalar öderiz. Ya ben Koç'tan geldi bana Gezi isyanı sırasında 15 tane tekzip. Hepsinde avukatlarına da söyledim. Ya yanlış bir şey varsa hiç mahkemeye falan gitmeyin dedim. Noter masrafı bile vermeyin. Size koymaz, Koça koymaz açıklama için yapacağı masraf vesaire. Ama gerek yok. Yolla bana, ben sorumu sorayım sana. Diyeyim ki şu olay nasıldı? Mesela sedyeler. Divan Park'ın, Divan Oteli'nin altındaki İspark'a ait olduğu söylenilen ama Divan Oteli'nin yapımı sırasında Koç tarafından inşa edilen o otoparkta sedyeler var mıydı yok muydu Gezi isyanı sırasında? Kutu kutu ilaçlar var mıydı yok muydu? Biz bunun haberini yapacağız. Ondan sonra onlar gidecekler kendi kafa dengi, o tarihlerde FETÖ'nün hakimleri etkindi. O dönemde gidecekler FETÖ'nün hakimlerinden tekzip kararını çıkartacaklar. 50 bin lira her biri için ayrı ayrı ceza vardı. Sorumlusu da bendim. Yayınlamıyorum dedim. Yayınlamadım. Şimdi de takır takır hepsi için ayrı karşı davalarımı açtım. Dedim ki benim Gezi olaylarında işte resimleri burada, fotoğrafları burada. Bu ilaç kutularını benim haber yapmamdan dolayı bir tane FETÖ'cü hakim orada bana tekzip yolladı diye ben onu yayınlamam. Gerekiyorsa 50 bin lira cezayı da ödemem. Hapse de girerim. Paraya çevireceksin. Parayı cezaya, hapis cezasına çevireceksin. Sonuçta da gideceğim cezaevinde yatmak gerekiyorsa yatarım. Kendileri de aynı yüreği göstersinler, cesareti göstersinler. Eğer haberlerinin arkasındaysalar desinler ki orada bir eczane açılıyordu. Biz haber yaptık, ondan sonra vazgeçirdi. İşte belgesi şurada. Veyahut da eczane zaten açılmıştı desinler. Bir fotoğraf göstersinler. Yoksa fotoğraf makineleri mi yoktur? Yani teknik imkanları mı yeterli değildir? Bir izah etsinler. Yalancılığın, iftiracılığın bir belgesidir bu iki açıklamada. Vatandaşlar da bu gazeteleri okudukları zaman
Bu mantıkla okusunlar. Yani atılan bir iftirayı, ya fotoğrafı var mı? Yok. Tamam, bu işkembeden sallama desinler. Ve bunlara da inanmasınlar. Yani sadece bu haberlere özgü değildir bu yalanlar, iftiralar. Hemen hemen yaptıkları haberlerin %60'ı, %70'i aynı mantıkla yapılan iftiralardır. Yani sonuçta şu var. Bu ülkede gazetecilik yapıyoruz ve şimdi bu bizim gördüğümüz, mesela Serhat Albayrak olsun, Mehmet Öztürk Haseki olsun, belki de kaç tane yalandan birine dava açtılar, onu bilemiyoruz. Yani hakikaten şahit oluyoruz burada okurken, çok anormal bir şekilde sadece yalan haberle kalmıyorlar. Bir de hakarete varan, yani insanların işte tercih ettiği okulu, bir imam hatip lisesini veya işte bir inanç sistemini, bir kıyafet sistemini, tahkir ve tezif ettiklerini, aşağıladıklarını da zaten görüyoruz. Anladığı anlaşılan o ki editör arkadaş gazeteciliği ya da muhalif olmayla hakaret etmenin farklı olması gerektiğini... İftira etmenin. İftira atmanın. İftira. Yani evet. Hakaret eder derseniz ki ya işte belli oluyor zaten hakaret. Ama şimdi bir olayı, olmayan bir olayı uydurup uyduruyorsun. Yazıyor. Diyor ki eczane açılıyor, özel değişiklik yapılıyor şehir hastanesine. Orada şehir hastanesinin içerisinde, yani üst kat diyelim ki onkoloji bölümü, alt katta hemen hasta daha hastaneden çıkmadan ne yapar? Hemen oradan alayım ilacımı der. Dolayısıyla büyük bir avantaj sağlanır. Gerçekten böyle bir şey yapılırsa bakanın kızına. Ama yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey ve siz bunu yazıyorsunuz varmış gibi. Bu da iftira diyoruz buna işte ve bu da davada yüzünüze çarpılıyor ve manşetten de utanmadan düzeltme ve cevap diye veriyorsunuz. Ali İhsan Bey'in dediği gibi keşke özür dileme erdemini de gösterseydiniz.